Merhaba arkadaşlar, Mayaka'ya hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu past perfect tense. Dilerseniz dersimize geçelim. Past perfect tense, geçmişin geçmişi olarak adlandırılır. Türkçe'de bunu yapmıştım, etmiştim diye ifade ederiz. Yani geçmişteki bir zamandan önce olan eylemleri ifade etmek için kullanılır. Şimdi bu yapıyı bir inceleyelim. Evet, past perfect tense, had artı verb 3 yapısıdır. Yani fiilin üçüncü halini kullanırız. Had yardımcı fiiliyle. En çok after, before ve when ile kullanılır. Şimdi bunlara bir bakalım. We had done our homework before we went out cümlesi. Biz dışarı çıkmadan önce ödevlerimizi yapmıştık anlamına gelir. Biz bu cümleyi we did our homework before we went out şeklinde de kurabiliriz. Bunu daha önce after, before, when cümlelerinde öğrenmiştik. Aslında anlam olarak hiçbir farkı olmaz. Yine after we had done our homework, we went out şeklinde kurduğumuzda ödevimizi yaptıktan sonra dışarı çıktık anlamını veririz. Yine aynı cümleyi after we did our homework, we went out şeklinde de kurabiliriz. Anlam olarak yine aynıdır. Dikkat edecek olursak before'lu cümlede before we went out yani biz dışarı çıkmadan önce dedik. Yani dışarı çıkmamız geçmişte bir zaman. Ondan önceki eylemi ifade etmek için past perfect kullanabiliriz. Yani geçmişin geçmişi. We had done our homework şeklinde. Diğer after'lı cümlede ise after we had done our homework dediğimizde ödevimizi yaptıktan sonra diyoruz. Yani önce ödevimizi yaptık. We went out. Sonra dışarı çıktık. Önce olan eylem ödevimizi yapma eylemi. Bu yüzden orada had verb 3 yapısını kullanabiliriz. Ama dediğimiz gibi after ve before'lu cümlelerde past perfect yerine past simple'da kullanılabilir. Aşağıdaki cümlede ise my father had gone out when we came home cümlesi biz eve geldiğimizde babam dışarı çıkmıştı anlamını veririz. Yani bizim eve gelme zamanımızdan önce dışarı çıktığı için past perfect tense kullanabiliriz. Eğer burada past simple kullansaydık my father went out when we came home demiş olsaydık biz eve gelince babam çıktı anlamını vermiş olurduk. O zaman anlam değişirdi. Yani biz eve geliyoruz ve hemen arkasından babam çıkıyor anlamına gelirdi. Yukarıdakiler gibi birbirinin yerine kullanılamaz when'li cümlede past perfect ve past simple yapıları. Past perfect by ve by the time ile de kullanılabilir. İkisi de e kadar, belli bir zamana kadar anlamına gelir. Yani I had eaten dinner by 9 o'clock last night cümlesi. Dün gece saat 9'a kadar yemeğimi yemiştim. Yani 9'dan önce yedim anlamına gelir. Yine aynı şekilde by the time kullandığımızda arkasından cümle getiririz. I had eaten dinner by the time you came home cümlesi. Sen eve gelene kadar ben akşam yemeğini yemiştim anlamına gelir. Burada eve gelmesi geçmişte bir zaman, yemeği yemesi de ondan önce olmuş bir eylem olduğu için had eaten kullandık. Past perfect ile kurduğumuz cümleleri daha fazla örnek verecek olursak I had taken many classes by the time I graduated from university cümlesi üniversiteden mezun olana kadar birçok ders almıştım anlamına gelir. Yine mezun olması geçmişte bir zaman, o zamandan öncesini ifade ettiğimiz için had verb 3 kullandık. Had taken dedik. Yine before I started working yani çalışmaya başlamadan önce I had searched for a job for 6 months cümlesi. 6 ay boyunca bir iş aramıştım anlamına gelir. Yine çalışmaya başlamadan önceki zamanı ifade ettiğimiz için had searched kullandık. Diğer örneğimiz we had finished the project before the boss came to the office cümlesi. Patron ofise gelmeden önce projeyi bitirmiştik. Anlamına gelir. After I had earned enough money, I bought a car cümlesi. Yeterince para kazandıktan sonra bir araba satın aldım anlamına gelir. Önce parayı kazanmış, orada past perfect kullanabiliriz. Sonra arabayı satın almış, orada da past simple kullanıyoruz. I went to London after I had bought a flight ticket cümlesi.
uçak bileti aldıktan sonra Londra'ya gittim anlamına gelir. Önce bileti almış, o yüzden had bought kullandık. Yine when you called me last night, I had already done my homework cümlesi. Dün gece sen beni aradığında ödevimi çoktan yapmıştım anlamına gelir. Yani burada ödevi yapma eylemi daha önce olduğu için past perfect kullanıldı. Yine already present perfect olduğu gibi past perfect'te de kullanılabilir. Already kullanabildiğimiz gibi just ve yet de kullanabiliriz. Bunları present perfect tense'ten hatırlayabiliriz. Evet, az önce öğrendiğimiz past perfect yapısını sanal ekranımızda pekiştirelim. Evet arkadaşlar, past perfect yapısı öznemiz ne olursa olsun arkasından had artı verb tree yapısıdır. Yani I, you, he, she, it, we ve they'den sonra direkt olarak had artı verb 3 kullanırız. Bunu kısaltarak I'd, you'd, he'd, she'd, it'd, we'd ve they'd artı verb tree şeklinde kullanabiliriz. Past perfect geçmişin geçmişi olarak ifade edilir ve yapmıştım, etmiştim gibi anlamlara gelir. Şimdi örnek verecek olursak, I went to Jane's house but she wasn't there. Jane'in evine gittim ama orada değildi. She had gone out. Dışarı çıkmıştı cümlesindeki dışarı çıkma eylemi eve gitme eyleminden daha önce olduğu için buradaki çıkmıştım anlamına gelen had gone out ifadesini kullanabiliriz. Yine diğer örneğimiz, the house looked dirty. Ev kirli görünüyordu. They hadn't cleaned it for a month. Onu bir aydır temizlememişlerdi cümlesinde. Yine temizleme eylemi evin o anki görüntüsünden önce olduğu için temizlememişlerdi anlamını gelen hadn't cleaned ifadesini kullandık. Olumsuz yapmak için direkt olarak not getiriyoruz. Bunu kısaltarak hadn't yapabiliriz. Soru yapmak için ise had'i başa alıp kurabiliriz cümlemizi. Past perfect tense after, before ve when ile çok kullanılır. Bunlara örnek verecek olursak, I had never seen a deer before I went to Florida cümlesi. Florida'ya gitmeden önce hiç geyik görmemiştim anlamına gelir. Buradaki geyik görmeme eylemi ve never hiç görmeme eylemi Florida'ya gitme eyleminden önce olduğu için past perfect kullandı. We had a nice dinner after we had finished our work cümlesi. İşimizi bitirdikten sonra güzel bir akşam yemeği yedik anlamına gelir. Burada işi bitirme eylemi yemeği yemekten önce olduğu için buna past perfect ile ifade ettik. Ve diğeri, my brother had eaten lunch when I saw him cümlesi. Ben onu gördüğümde kardeşim öğle yemeğini yemişti anlamına gelir. Yani onu görme eyleminden önce yemeği yemişti. Bu yüzden yemek yeme eyleminde past perfect kullandık. Evet arkadaşlar, bu dersimizde past perfect tense konusunu işledik. Şimdi aktivitelerinizi çözebilirsiniz. Bu ders videomuz ile temel İngilizce dil bilgisi kitabımızın da konu anlatımı olan Elementary A1 ve A2 seviye İngilizce konu anlatım videolarını bitirmiş bulunmaktayız. Eğer İngilizce öğrenmeye devam etmek isterseniz Develop Your Grammar kitabımızın da konu anlatımı olan Pre-Intermediate ve Intermediate B1 ve B2 seviye ders videolarımızı da izlemenizi tavsiye ederiz.